Fujian tip 003 Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasının plan en yeni uçak gemisidir ve Çin'in deniz gücündeki teknolojik ilerlemeleri ve genişlemesi açısından önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Bu gemi Çin'in üçüncü uçak gemisi olup aynı zamanda tamamen yerli olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk uçak gemisidir. Genel Özellikler Adı Fujian Çin'in Fujian eyaletinden alınmıştır tipi, tip 003 sınıfı uçak gemisi. Yerli tasarım ve inşa, Çin'in önceki uçak gemileri olan Niaonin ve Sendong, Sovyet tasarımı temel alınarak inşa edilmişti. Fujian ise tamamen yerli tasarım ve teknolojilerle geliştirildi. Teknik özellikler Boyutlar Fujian'ın tam boyutları hakkında kesin bilgiler şu anda kamuoyuna açıklanmamış olabilir, ancak genel olarak ABD'nin en nimit sınıfı uçak gemileriyle karşılaştırılabilir boyutlarda olduğu tahmin edilmektedir. Tahrik sistemi, Fujian'ın konvansiyonel bir tahrik sistemine sahip olduğu bilinmektedir. Bu da onun nükleer tahrik sistemine sahip ABD uçak gemilerinden farklı kılar. Hava grubu kapasitesi, Fujian'ın, çok sayıda savaş uçağı ve helikopter taşıyabilecek kapasitede olduğu tahmin edilmektedir. Bu uçaklar arasında J-15 savaş uçakları, KJ-6 yüzerken uyarı ve kontrol uçakları ve çeşitli helikopter türleri bulunabilir. Teknolojik yenilikler. Elektromanyetik uçak mancınığı, Fujian elektromanyetik uçak mancınığı teknolojisini kullanıyor. Bu sistem ABD donanmasının en yeni uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford'da da kullanılmaktadır ve geleneksel buhar mancınıklarına göre daha hızlı ve daha verimli uçak fırlatma yeteneği sunar. Gelişmiş radar ve elektronik sistemler, Fujian'ın gelişmiş radar ve elektronik harp sistemleri ile donatıldığı tahmin edilmektedir. Bu da onun hava savunma ve deniz gözetleme kapasitesini artırır. Operasyonel kullanımı Bölgesel güç projeksiyonu, Fujian, Çin'in bölgesel ve küresel ölçekte güç projeksiyonu kapasitesini artıracaktır. Bu, Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı gibi stratejik bölgelerde etkinliklerini artırmasını sağlayacaktır. Eğitim ve deniz manevraları, Fujian Çin Donanması'nın eğitim ve deniz manevraları için kritik bir platform olacaktır. Stratejik ve politik etkiler. ABD ve bölgesel rakiplerle rekabet, Fujian'ın devreye girmesi ABD ve bölgesel rakiplerle olan askeri dengeyi etkileyecektir. Askeri modernizasyonun bir parçası, bu gemi, Çin'in askeri modernizasyon çabalarının ve dünya standartlarında bir ordu oluşturma hedefinin bir parçasıdır. Potansiyel sınırlamalar ve zorluklar Lojistik ve destek, Fujian'ın etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için gelişmiş lojistik ve destek ağlarına ihtiyaç duyulacaktır. Mürettebat eğitimi ve deneyimi Gelişmiş bir uçak gemisi olmasına rağmen, Fujian'ın mürettebatının bu yeni teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilmesi için kapsamlı eğitim ve deneyime ihtiyacı olacaktır. Bakım ve sürdürülebilirlik, yüksek teknolojili bir platform olarak Fujian'ın bakımı ve sürdürülebilirliği de önemli bir meydan okuma teşkil edecektir. Fujian, Çin'in küresel bir deniz gücü olarak yükselişinin sembolüdür ve bu bölgesel ve uluslararası güvenlik dinamikleri üzerinde önemli etkilere sahip olacaktır. Bu geminin gelişimi ve operasyonları, gelecek yıllarda bölgesel ve küresel güç dengesine yönelik tartışmaların merkezinde yer alacaktır. Fujian, Tip 003 ve USS Gerald Ford, Ceveni 78, Karşılaştırması her ikisi de kendi ülkelerinin deniz kuvvetleri için son teknoloji ürünü uçak gemileri olup, Benzersiz özellikler ve yetenekler sergilemektedirler. Bu iki gemiyi karşılaştırmak, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz gücüne yaklaşımlarını ve teknolojik yeteneklerini anlamada önemli fikirler sunar. Boyut ve tasarım. USS Gerald R. Ford, Ford sınıfı uçak gemileri, dünyanın en büyük savaş gemileri arasındadır. Gerald R. Ford'un tam boyutları 337 metre uzunluğunda ve 78 metre genişliğindedir. Fort sınıfı Nimitz sınıfının yerini almak üzere tasarlanmıştır ve daha büyük bir uçuş güvertesi, geliştirilmiş silah ve mühimmat taşıma sistemleri ve modernize edilmiş köprü yapılarına sahiptir. Fujian, tip 003 Fujian'ın boyutları tam olarak açıklanmamış olabilir ancak genellikle ABD'nin Nimitz sınıfı uçak gemileriyle karşılaştırılabilir boyutlarda olduğu düşünülmektedir. Fujian'ın tasarımı Çin'in önceki uçak gemilerinden önemli bir evrimi temsil eder ve daha büyük bir uçuş güvertesi ve modern tasarım özellikleri içerir. Tahrik Sistemi USS General Dreyfort, Ford sınıfı uçak gemileri, nükleer tahrik kullanır. Bu, gemilere neredeyse sınırsız menzil ve çok yüksek hız kabiliyeti sağlar. Gerald Dreyfort, 2A1B reaktör kullanır. Bu da ona önceki Nimitz sınıfı uçak gemilerine göre daha fazla güç sağlar. Fujian, tip 003, Fujian, konvansiyonel tahrik sistemleri kullanır. Bu, nükleer tahrik sistemlerinin sunduğu sınırsız menzile ve yüksek hız kabiliyetine sahip olmadığı anlamına gelir. Uçak fırlatma ve kurtarma sistemleri USS Gerald Refort, Gerald Refort, elektromanyetik uçak fırlatma sistemini, EMALS, kullanır. EMALS, daha hızlı uçak fırlatma yeteneği ve daha geniş bir uçak yelpazesi ile çalışabilir. Ayrıca, geleneksel buhar mancınıklarına göre daha az bakım gerektirir. Fujian, tip 003, Fujian'ın da EMALS benzeri bir elektromanyetik uçak fırlatma sistemini kullandığı bildirilmiştir. Bu, Çin'in uçak gemisi teknolojisinde önemli bir ilerleme olarak görülüyor ve Fujian'ın daha geniş bir uçak yelpazesini desteklemesine olanak tanıyor. Hava grubu ve kapasitesi. USS General Dreyfurt, Gerald Rayford, Gerald Rayford, 75'ten fazla uçak ve helikopteri barındırabilir. Bu, f A-18 Super Hornet savaş uçakları, E-18G Grover elektronik savaş uçakları, E-2D Advanced Havke'ye erken uyarı uçakları ve MH-60 SA Havke helikopterlerini içerir. Fujian, Tip 003, Fujian'ın da benzer sayıda uçak ve helikopter taşıma kapasitesine sahip olduğu tahmin ediliyor. Bunlar arasında J-15 savaş uçakları ve muhtemelen yeni nesil Çin uçakları bulunabilir. Elektronik sistemler ve savunma. USS Gerald R. Ford, Ford sınıfı, gelişmiş radar sistemleri, elektronik harp yetenekleri ve savunma sistemleriyle donatılmıştır. Ayrıca gemiye entegre bir savaş sistemi ve gelişmiş komuta kontrol ve iletişim sistemleri içerir. Fujian, tip 003, Fujian'ın da benzer şekilde gelişmiş radar ve elektronik harp sistemleriyle donatıldığı düşünülmektedir. Bu, onun hava savunması ve elektronik harp kabiliyetlerini artıracaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz, lütfen abone olun ve bildirim zilini açın. Ayrıca, arkadaşlarınıza da önererek bize destek olabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için şimdiden teşekkürler.